Cumhurbaşkanlığı kabinesinde en dikkat çekici atamalardan birisi de Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine bakanlığa getirildi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Türkiye onu istihbaratın tepesindeki isim olarak tanıdı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde sürpriz isimlerden birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi oldu. Fidan 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevi esnasında yaptı. Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kol Ordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurt dışı görevlerinde bulundu. University of Maryland University College'dan siyaset ve yönetim bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki assubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etti. 2003 yılında TİKA Başkanı oldu. 4 yıllık görevinde Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da çalışmalar yaptı. 2007 yılında ise Erdoğan'ın A takımına girdi. Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi, danışmanlık yaptı. 2009'da en kritik görevlerden birine geldi. Dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner'in yardımcısı oldu. Taner emekli olunca da henüz 42 yaşındayken Türk istihbaratının başına getirildi. 27 Mayıs 2010'da Türkiye'nin en genç MİT Müsteşarı olarak atandı. Fidan, öncelikle haber alma örgütlerinin ABD'deki gibi dış istihbarat CIA ve iç istihbarat FBI şeklinde ikiye ayrıldığı modeli teşkilata uyarlamaya çalıştı. Teşkilatın dış operasyonel gücü bu süreçte artırıldı. Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk dış politikası konularında akademik çalışmalarda bulundu. Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi. 10 Şubat 2015'te AK Parti'den aday aday olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü. Fidan, 13 yıl Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Tevfik Rüştü Aras'tan sonra Türkiye siyasi tarihinde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra göreve getirilen isim oldu.